veri tabanlarında ve diğer programlama dilleri ortamlarında mantıksal operatörler bize logic oluşturmayı sağlar. Mantıksal operatörlerden AND en sık kullanılardan bir tanesi. Ve bunu nasıl kullanırız ona bakalım şimdi. Kullanımı çok basit. Şurada from employees kısmında basit bir sorgumuz var. Bunu biliyorsunuz temel anlamda buradaki verilerin hepsini getirecek. Where kısmında buraya kadar filtre oluşturduk. Bunu da biliyorsunuz. 7 nolu employee ID getir dedik. Burada ek bir kriter daha oluşturmak istersek ki şurası tek bir kriterdir. İstediğiniz veri filtresinin kriteri anlamına geliyor. Employee ID'si 7 olan ve yani hem bu şurası true olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Kaydın employee ID'sinin 7 olması lazım şart olarak, birinci şart. İkinci şart olarak da reports to kaydının reports to sütununun da 6 olması gerekiyor burada. Böyle bir kayıt var mıymış? Varmış. Bakın employee ID'si 7, reports to sütunu ise 6 değerine sahip. Peki reports to 6 değil de mesela 1 olsaydı o zaman ne olacaktı? Şöyle bakın hiçbir kayıt gelmeyecek. Çünkü buradaki AND iki tarafında sağ ve sol tarafında bize true değer dönmesini bekler. Daha doğrusu kendisine true değer getirmesini bekler. Yani bir tanesi uyuyorsa diğeri uymuyorsa bu AND koşuluna göre yanlıştır. Bu istenen ve beklenen şey değildir. Bu nedenle iki tarafında true olması gerekiyor. Sadece iki taraf değil. Aslında bunu çoğaltabiliriz. Mesela ABC olsun. Böyle bir alan yok. Ama mesela bu da string bir alan olsun diyelim. Şu şekilde bir alan daha ekleyebiliriz. Burada herhangi bir sınır yok. Şunu uzatabilirsiniz. Bütün şartlar true olarak dönmek zorunda. Eğer bu şekilde uzatırsanız birden fazla AND koyarsanız 10 tane yaptınız diyelim, bunların bir tanesi false dönerse o kayıt getirilmez size. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Burada da mesela başka bir sorunsal yaklaşımı anlatıyorum burada. Nedir bu? Mesela employee ID değeri 7. Burada sıkıntı yok. Ama diyorum ki aynı zamanda employee ID'si hem 7 olsun hem de employee ID'si 5 olanları getir. Şimdi bu programatik olarak sorun değil. Programatik olarak doğru. Ama mantıksal olarak yanlış. Mantık hatası var burada. Sebebi şu. Employee ID alanı unique tasarlandığı için zaten benzersiz bir alana sahip ve her kaydın tek bir employee ID'si var ve o employee ID'ye sahip başka bir kayıt olamaz. Ve siz burada AND kullanırsanız burada şunu demiş oluyorsunuz. Bir kaydın ID bilgisi hem 7 olsun hem de aynı kaydın ID bilgisi 5 olsun. Teknik olarak bu veri tabanı design praktikleri ve işte primary key oluşturacağımız alanlar için bu imkansız bir şey. Mantıksal olarak doğru olan bir şey değil. Bu nedenle bu uygulanamaz bir sorgu ve bize sonuç getiremez bu şekilde.